insan haklarını yok sayan sistem mevcut. Tüm başlıklar altında 2023 yılı içerisinde en az 23.899 ihlal meydana gelmiştir. Pek üzere 147 hapishaneden başvuru ve bilgi alınmıştır. Ayrıca yurt dışından Bağdat Rüfeyze Hapishanesi'nden de bir başvuru aldık. Hapishanelerde gittikçe artan mahpus sayısından kaynaklı olarak da pek çok ihlal söz konusu. Gittikçe artan bir sayısal veriyi önümüze koyduğumuzda aslında Türkiye'de bir hapsetme sisteminin inşa edildiğini de görebiliriz. 1 Eylül 2023 tarihinde 251.101 olan tutuklu ve hükümlü sayısı 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle, yani daha bu veri değişmedi, 329.151'e yükseldi. Yani yaklaşık 8 ay içerisinde 78.000'in üzerinde mahpus hapishaneye girdi. Yaşanan ihlallerin içerisinde en büyük sorun olan mahpusların gerçekten eziyet çekmesine neden olan sorunlardan bir tanesi sağlık hakkı ve hasta mahpuslar. 2022 yılında açıklamış olduğumuz raporumuza göre 651'e ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus var. Önümüzdeki süreç içerisinde, yani yaklaşık bir ay içerisinde de yeni listemizi de kamuoyuyla paylaşacağız hasta mahpuslarla ilgili. 2023 yılı içerisinde sağlık hakkı başlığı altında tespit edilebildiği kadarıyla 6.639 ihlal tespit edilmiştir. Yalnız bu ihlaller en az diyoruz. Çünkü bize yapılan başvurular içerisindeki mahpus sayıları kadar ya da başvurucu sayısı kadar, oysa ihlaller tüm hapishanelerde uygulandığı için hemen hemen hepsinde kapsamakta ve yüzlerce katı olduğunu ifade etmek gerekir. Yaşam hakkı aslında devletler tarafından mutlak surette koruma altında alınması gereken bir haktır. Doğuştan gelen haktır ve değil. Tabii bizim bilgi alabilmemiz de mümkün değil çünkü ceza tevkif evleri veri açıklamıyor. Ancak 21 Haziran çok ilginç bir gerçekten hani durum, onu belirtmek gerekir. 21 Haziran 2023 tarihinde CHP milletvekili bir soru önergesi verdi. Yaşamını yitirenlere dair hapishanelerde ve alt sorularla birlikte detaylı bir bilgi istedi. Ancak Adalet Bakanlığı detaylı bir bilgi paylaşmadı. 20 Kasım'da 2018 ile 2023 yılları arasında 2258 mahpusun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Biz İnsan Hakları Derneği olarak yapmış olduğumuz çalışmada bu 5 yıllık süreçte ancak 522 kişinin ismine ulaştık ki sadece ancak %23'ünü tespit edebiliyoruz. O da ailelerin başvurusu varsa ve basına yansıdıysa. 2023 yılı içerisinde yine yaşanan hak ihlallerinden kaynaklı olarak Türkiye cezaevlerinde açlık grevleri devam etti. Pek çok aslında sıkıntı ve sorundan kaynaklı olarak tecrit meselesinin haricinde de mahpuslar açlık grevi yaptılar. Sorunlardan kaynaklı olarak en az 28 hapishanede en az 98 mahpus tarafından açlık grevi yapıldı. Yine tecritten kaynaklı olarak da bir açlık grevi yapıldı. Bu açlık grevi 3 Nisan 2023 tarihine kadar da tespit edebildiği kadarıyla 91 hapishanede en az 1997 mahpus açlık grevi yapmıştır. Yine İmralı Hapishanesi'ndeki tecritin mutlak iletişimsizliğin ortadan kaldırılması ve Kürt meselesine çözümünü talep edildiği bir açlık greviydi. Yine hapishanelerde yaşanan işkence ve kötü muameleler var. İnsan onurunu hiçe sayan uygulamalar var. Bunların yine alt başlıkları raporumuzda detaylı olarak verilmiştir ama toplamını ifade etmek gerekir çünkü gerçekten dehşetli bir rakam. Bu başlık altında 17.218 ihlal tespit edildi. Yine darp, tehdit, provokatif yaklaşımlar, çıplak arama, ayakta sayım, havalandırma hakkı engelleri, oda ve koğuşlarla ilgili sorunlar. Bunlar da yine ihlalleriyle ilgili rakamlar mevcut. Yine kameraların yaşam alanlarını görmesi ki bununla ilgili de bir AYM kararı verildi ancak yine hala uygulanmaya devam ediliyor. Ayrımcılık yasağı ihlali, umut hakkı ihlali, sosyal faaliyetlere dönük hak ihlalleri, iletişim ve haberleşme hakkı ihlalleri, bilgiye erişim hakkı ihlalleri. Ya bunların da içerisinde gördüğümüzde gerçekten sayılar çok fazla. Ancak dediğimiz gibi tüm mahpusları kapsadığını düşündüğümüzde bütün mahpus sayısı kadar ihlal yaşandığını söylemek mümkün.
Yine disiplin soruşturmaları ve cezaların infaz ile ilgili pek çok sorun, sıkıntı var. Hücre cezaları veriliyor mahpuslara ve üstelik hücre cezaları verilen mahpuslar ağır hasta olanlar, engelli olanlar, psikolojik sorunları olanlar, intihara eğilimli olan mahpuslar. Mahpuslar ailelerinden uzak hapishanelerde tutuluyorlar ve ailelerine haber verilmeden sürekli olarak sevk ve sürgün gerçekleşiyor. Ancak mahpusların ailelerine yakın bir hapishaneye sevk talep etmeleri hiçbir şekilde karşılanmıyor. Doluluk gerekçesi gösteriliyor. Oysa sirkülasyonun sürekli devam ettiği bilgimiz dahilinde. Yine mahpuslara ait eşyaların verilmemesi durumu söz konusu. Zaten ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar içerisinde mahpusların hakları talep etmiş oldukları için ve anayasal olarak da güvence altına almış olan dilekçe hakları engelleniyor. Yine adil yargılanma hakları engelleniyor. Kürtçe savunma yapma hakları da bu hak ihlallerin içerisinde ve bazı hapishanelerde kamera ve sesli kayıtla avukat görüşleri yaptırılıyor. Yine gardiyanın başında bekleyerek avukat görüşü yaptıran hapishaneler var. Eğitim hakları engelleniyor. Açık cezaevlerinde ağır çalışma koşulları ve emek sömürüsü söz konusu. Yine 2021 yılı başından itibaren başlayan, 2020 yılı sonunda resmi gazetede yayınlanan idare gözlem kurulu kararlarıyla tahliyelerin engellenmesi gibi büyük bir sorun var. Mahpusların tahliye tarihleri, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik zamanı gelen mahpuslar ayrıca bir cezalandırmaya tabi tutularak ve hukuki olmayan bir kurul tarafından sürekli periyodik olarak engelleniyor. Önceleri 3 ay, 6 aydı, şu anda birer yıllık ertelemeler söz konusu. Ve 130 mahpusun idari gözlem kurulu kararıyla tahliyesi engellendi. Ve başlangıcından itibaren de takip edebildiğimiz kadarıyla, yani bizde isimleri mevcut olan mahpus sayısı da 2023 yılı sonunda 426'ya kadar ulaştı. Ancak dediğimiz gibi bu sayılar aslında çok fazla. Sadece bize başvuru yapan ve bilgisi bizde olan mahpuslardan ancak doğru bilgi verebiliyoruz. Yine ekonomik koşullarla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kantin ücretleri çok fazla. Mahpuslar bunları karşılayamıyorlar. Yine kantinden satılan ürünler kalitesiz ve ailelerin göndermiş olduğu eşyalar kabul edilmiyor. Kantinden alışveriş yapmıyor. Farklı gerçekten, çünkü hapishaneler ihlal üreten kapatma mekanları halinde çeşitli ihlaller var. Yine depremde hapishanelerde pek çok hak ihlali yaşandı. Yaşam hakkı ihlal edilen mahpuslar oldu. 3 kişi yaşamını yitirdi. Yani jandarmanın öldürmesiyle bunlarla ilgili dava süreçleri, bize başvurular oldu. İhade olarak takip ettiğimiz iki tane mahpus, ikisi de bizim ihadeni takip ettiği mahpustu. Tecrit meselesine değindik. Yine İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde uzun zamandır hiçbir şekilde haber alınamıyor. Biz İnsan Hakları Derneği olarak da bu konuda çalışmalar yürüttük. 29 Kasım 2023 tarihinde bağımsız bir heyet olarak gidilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptık. Bu başvuruya herhangi bir daha bir cevap gelmedi. Yine 12 Ocak 2024 tarihinde kurumlarla ortak olarak CPT'ye bir mektup iletildi. Yine CPT tarafından 23 Şubat 2024 tarihinde yapılan bir basın açıklamasıyla hapishanelere yapılan ziyaretler ve İmralı ile ilgili de kısmi bir açıklama yayınlandı. O açıklamanın akabinde yine kurumlarla birlikte 27 Mart 2024 tarihinde kamuoyuna bir açıklama da yaptık. Dediğimiz gibi bu açlık grevi süreci 27 Kasım 2023 tarihinde başladı ve 4 Nisan 2024 tarihinde farklı bir şekilde açlık grevinden çıkıldı. Aile görüşüne, telefon görüşüne, mahkemelere çıkmama şeklinde bir eylem biçimine dönüştürüldü. Bu eylem biçimi hala şu anda hapishanelerde devam etmekte. Yine 2021 yılı başından itibaren yapımı tamamlanmış yeni tip tecritin gittikçe ağırlaştırıldığı hapishaneler kullanıma açıldı ne yazık ki ve mahpuslar buralarda çok büyük sıkıntılara maruz kaldı. Zaten ağır tecrit koşullarının olduğu hapishanelerde, ancak ne yazık ki geldiğimiz koşullarda, günümüz koşullarında yüksek güvenlikli kapalı hapishanelerden F tipi kapalı hapishanelere geçmek için açlık grevi yapan mahpusların olduğu bir gerçeği artık var önümüzde. Yüksek güvenlikli hapishaneler 487 birim kapasiteli.
14 tane Y tipi var. Bunlar yüksek güvenlikleri kapasiteleri artırılmış hali, 1135 birim kapasiteli. 7 adet S tipi kapalı hapishane var. Bunlar da 552 birim kapasiteli. Ve buralarda gerçekten yaşam inanılmaz derecede korkunç boyutlarda ihlalleri ortaya koyuyor. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Uyaranlara ihtiyacı vardır. Buralarda yine havalandırma hakları engelleniyor. Günde 1-1,5 saat farklı bir üniteye götürülüyor. 8 metre yükseklikte duvar olan, kuyu şeklinde olan yerlere götürülüyor. Havalandırma, görece bir havalandırma hakkı kullandırılıyor. Tekrar geri getiriliyor. S tipi kapalı hapishanelerde, F tipi kapalı hapishanelerin biraz kapasite artırılmış hali ama burada da bütün yaşam mahallerini gören kameralı sistem var. Yüksek güvenlikli de mahpusların tamamı tek kişilik yerde kalıyor. Kısmen 3 kişilik yer, o da çok ağır olan hasta mahpuslar olduğuna ikna oldukları zaman ki bu da ancak çok büyük mücadeleler sonucunda oralara alınabiliyor mahpuslar. Yine kadınlar ve çocuklarla ilgili olarak da hak ihlalleri devam ediyor. 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle 9.157 hükümlü ve 2.376 tutuklu olmak üzere 11.533 kadın hapishanelerde tutuluyor. Bu raporun açıklandığında hala güncel olan 2 Mayıs itibariyle 11.198 hükümlü ve 2.621 tutuklu olmak üzere 13.819 kadın mahpusa sayı çıkmış durumda. Yine ceza tefkifeleri genel müdürlüğü verilerine göre de 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle 4 çocuk eğitim evi ile 8 çocuk kapalı ceza infaz kurumu 12 ile 18 yaş arasında 778 hükümlü ve 1763 tutuklu olmak üzere 2541 çocuk hapishanelerde tutulmakta. Yine anneleriyle birlikte kalan küçük çocuklar var. Ancak ceza tefkifleri ne yazık ki bunlara dair de veriler açıklamıyor. Büyük hak ihlalleri yaşıyorlar. Kadın mahpuslardan da yoğun bir şekilde başvuru aldık. Yaklaşık 21 hapishaneden tamamen kadın hapishanesi olan yerler de var. Diğer hapishanelerde kadın bölümü olan yerlerden de 21 hapishaneden 203 başvuru aldık. Yine LGBT artı bireylerin uğradığı hak ihlalleri var. Ciddi ayrımcılık, transfobik ve homofobik tutumlara maruz kaldıklarını biliyoruz. Yine kurumumuza yapılan başvurular var. Avukat arkadaşlarının süreçlerini takip ediyorlar. Yine hak ihlallerini çok yoğun yaşayan dezavantajlı gruplardan bir tanesi de yine yabancı mahpuslar. Dil bariyerleri konusunda gerçekten çok büyük zorluk çekiyorlar. Adil yargılanma hakkından yararlanamıyorlar. Ekonomik sorun gerçekten onları perişan ediyor. Çünkü yüksek güvenlikli kapalı hapishanelerde artık mahpuslar bir arada olmadıklarına kaynaklı olarak dayanışmadan da yoksun durumdalar.